Bölge baro başkanları yayımladıkları basın açıklamasıyla son zamanlarda yaşanan olaylara karşı tepkili olduklarını ifade ettiler. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Siyasi iktidarın ağırlaşan sorunlar karşısında tek başına ülkeyi yönetmesine karşın çözüm üretemediği, hukuku içselleştirip sindiremediği, her türlü eleştiri ve muhalefeti polis şiddetiyle bastırıldığı, parlamentodaki sayısal çoğunluğun istenilen her şeyi yapmaya yeterli sayıldığı sürecin içerisinde siyasette yükselen gerilim, siyasi iktidar ve Cumhurbaşkanı'nın açıklama ve uygulamaları sonucunda artık ana muhalefet partisinin genel başkanının cenaze törenlerinde yuhalatıldığı, protesto edildiği, bununla da yetinilmeyen, cenaze töreninde önüne boş mermi kovanının bırakıldığı, böylelikle tehdit edildiği günleri yaşamaktayız. Güç zehirlenmesine kapılmaksızın, hiçbir kişiyi, kurum ve kuruluşları ötelemeksizin, eleştirilere açık olmak kaydıyla ve hukukla bağlı kalarak siyasi iktidarın yükselen tansiyonu düşürmek ve kamplaşmaya son vermek öncelikli görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur bir basın açıklaması yayımlayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan protestoyu kınadı. Güzel Mansur açıklamasında, "Şehitlerimizin cenazesinde saygısızlık yapmak en büyük terör eylemidir. Her bireyin yanlış gördüğü konularda eleştiri hakkı olduğuna inanıyoruz. Bizler her zaman birlik, beraberlik ve kardeşlikten yanayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına yapılan bu hain saldırı, şehit cenazesinde dahi ne dini ne de gelenek ve insani değerleri bulunmayan, gözü dönmüş bir siyasi güruhun ve onların tetikçilerinin kişisel menfaatlerini ülkenin ve milletin değerlerinin önüne koyduğunu açıkça göstermektedir. Bu ve benzeri hain saldırılarla oluşturulmaya çalışan algının Türk milleti nezdinde bir değerinin olmadığını, teröre, terörün destekçilerine ve terörden beslenenlere karşı duruşumuzu ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bir kez daha duyururuz." ifadelerini kullandı. Antakya Çevre Koruma Dernek üyeleri Samandağ Antakya yolu Karaçay Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazalarını hatırlatarak köprünün yapımının bir an önce tamamlanmasını talep ettiler. Dernek adına açıklama yapan dernek başkanı Selda Asker açıklamasında, "Samandağ yolunda Büyük Karaçay ve Küçük Karaçay köprüleri, bu köprülerin bitmesi için kaç kaza, kaç ölüm bekleniyor? Başlangıcından bu yana kaç vali değişti, bitene kadar kaç vali daha değişecek? Can güvenliği açısından tehlike yaratan bu köprülerin bir an önce bitirilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.